Ben de fark ettim gibi. Kullanacağı materyalleri temizlersin, durulamazsın ama. Oradaki bakteri oluşumunu engeller. Bu çok önemli sterilizasyon için. Günaydın değil. Her zaman tıraş oldun. Evet. Aynen. Güzel. Kendin oldun çok belli. Bir süre kamerada kendini gösterme. Ben de çocukları bıraktım ya. Günaydın değil. İyi akşamlar. Onlar şeye Antalya'ya gittiler. Ben de geldim. Birkaç tane işimiz var. Onları yapalım ya. Ne yapacağız? Sürpriz. Evet. Hadi bakalım. Hadi gel bakalım. Bak üzümler bayağı artık olgunlaştı. Biz de üzüm asmalarını şimdi yapmaya gidiyoruz. Gidelim. Selamünaleyküm. Selam. Saklanmıştık abi. İyi abi. Nasılsın abi? Video abi işte. Kolay. Abi abiye söylersin, müsait olduğu zaman seslenir de iner bakarsın. Neyi, bataryayı mı? Allah kavuştursun, gönderdi çocukları. İndiler mi? Şimdi bugün aklında biraz dağınıktı çünkü. İndiler mi? Geç kalktı uçak. Yani inmek üzere. O kadar sürüyor mu ki? 2 saatte 4.5. Evet, şu anda inmiş olmalı ya. Asla haber edecek bana bakalım. Evet. Limonlara? Ne zamandır bunlara bakmıyordum niyeyse. Baksana ne kadar güzel oldular. Böyle 1-2 aya tamamlar. Bu 7 veren ya, bir yandan da çiçek veriyor. Bir yandan limon veriyor. Evet, kıyarlar güzel vermiş. Bizimkiler verdi, sen yedin mi onlardan? Yo. Ha, bir bakalım var mı ya. Varsa bir tadına bakmanı istiyorum. Bu böyle farklı bir şey, kıyar. O şey geçen yediğimizden değil mi? Yedik mi bundan ya? Şeyde yedik ya, Firke abla. Ha, aynen onlar. Bakalım var mı bunda da. Bu bizim buranın kıyarı, ata tohumu. Niye böyle bazıları şey olmuş yapraklar? Şey, külleme diye bir hastalık var bunda. Bazen ilaçlanabilir ama biz ilaçlanmıyoruz. Onlar dökülüyor, üstten devam ediyor. Öyle çok da şey yapmıyoruz ya. İlaca yanaşmıyoruz yani. Hani bir şey ki? Dur. Abi, dikenli sanki. Dikenli, evet. Dikenli şey yapıyorsunuz? Bir şey yok, öyle yiyoruz onu veya şöyle elinle ovuşturabilirsin. Bakayım daha var mı? Bu normal o bizim yediğimiz hıyarların şeyi değil değil mi? Biraz daha farklı, tadı falan da biraz daha farklı. Baksanıza arkadaşlar, diken, minik dikenleri böyle. Vahşi de Rize'de olunca vahşi olacak, böyle dikeni olacak, bir çıkıntısı olacak. Bizim aynı Rizeliler gibi değil mi? Normal. Ya hıyar işte. Domatesler haşlandı sıcaktan ya. Şu arkadaki ölmüş ya. Evet. Ya bunu bir gün bir havalandırmayı unuttuk. Çok da sıcaktı ama. Niye artık üstünü açmıyorsun ki abi? Ya üstünü açabilirim de sağında solunda şeyler var ya, çay fidanları. Ha. Aslında pencereleri açık. Şu kapıyı açık bıraktık mı sıkıntı yok da. Bunlar bir haşlandı. Yapacak bir şey yok. Haşlandı. Ama biberler falan bak güzeller. Biber sıcağı da biraz daha fazla seviyor. Tolerans da daha yüksek üzere. Patlıcanlar falan da gayet sağlıklı. Bunlar artık böyle yavaş yavaş meyveye dönerler. Patlıcan vermeye başlarlar. Şu kazıklara bir bakalım da. Bu asmayı bir kaldıralım ya. Üzüm asmasını. Ne oldu? Bunlar dibi yonulacak ya. Ekstradan iş çıktı. Yeni almayacağım. Bunlar dibini bir yonalım da gidelim vuralım yerine. İki tane mi lazım? Hı hı. Ben burada lazım. Gel abi da hallederim onları. Bu buradakiler ama bunlar yont olmuş. Onlar kısa.
Kızım kütükler ne oldu ya? Oo, bu da gideceği. Baksana. Evet. Aman. Şuraya artık. Trabzon'a sıcak mıydı? Ya Trabzon sıcaktı. Şehir büyük büyük. Kaçtım geldim ya. Şehir beni inanılmaz yoruyor ya. Valla öyle. Akşama kadar taş taşısam bu kadar yorulmazdım. Ben zaten fark ettim gidiyordum da tam diyecektim. Ben de kurtarırım diye düşündüm de kurtarmadı. Bu Black Mirror'ı biliyor musun? He biliyorum. Son sezon çıkmış. He. Tamam seyretmedim. Bir iki şeyini seyrettim de. Yani bu sezon o kadar iyi değildi ama bir tane bölüm vardı. Oh man tanrım. Ne? Nasıl? Çok gerildim yani. Ya işte bir kasabada geçen eski bir olayı anlatıyorlar. Full spoiler yani. Şimdi konuşsam spoiler. Tamam. O zaman hiç konuşmayayım. Ben bir kazık daha bulup geleyim de. Bunun en üstünde çatalı da var. Bu da takarız da onu. Biraz yamuk ama olsun bir şekil vururuz. E bu zaten şey. Yani azıcık daha düzelteceğim. Ben de kolumu var ya çok fena sakatlamışım. Niye? Nerede? Denizde. Her şey yolunda. Ben öldüm ya. Vallahi o kadar acıyordu ki kolum. Ne taşa mı çarptın? Ne yaptın? Ne? Yok yok. Herhalde şey işte kulaç atarken çok zorlamışım. Kulaç da atmadın ama. Nasıl? Sen görmedin. Ben gittim baya şey yapıyordum. Deneme yanılma. Evet, iyi ki yanılmadın ya. Yanılsan gitmiştin. Şu anda harcım yoktu. O kadar kötüydü ki ilaç milaç içtim falan. Bir sürü kremlerim zor. Ya o kadar kötü üstüne duramıyordum o seviye. Ne bunlar? Bidonlar güzel böyle kaynar suyla yıkandı. Sonra sanitasyon sıvısıyla tekrardan dezenfekte edilecekler. Neden? Çünkü fermente likapa suyu yapacağız. Ama fermente olacak. Şimdi harçlara vuralım. Likapa suyu. Likapa suyu yani. Bunu ne yapacaksın? Su dökeceğiz. Toprak şimdi kurumuyor. Rahat vurulmaz. Vuracağımız yere su dökeceğiz. Şuradan bir su alayım. Baksana buranın çaylık olduğuna kimse inandıramaz. Evet. Evet. Şimdi neler var? Kabak. Fasulye. Mısır. Başka? Değişik bir şey var mı? Yok galiba. Lan armutlar da bir değişik ya. Iğdır'da sonbaharda armutlar oluyor. Burada şimdiden armutlar çıkmış bile. Bunlar da bayağı şeymiş ha. Bunları ektiğim günü hatırlıyorum. Hatta şurada şey falan görmüştük. Yalan dünya yani. Aa, sana bak ne göstereceğim. Çok sevineceksin. Bak şu aradan gir. Kamerayla. Nasıl? Yani, şöyle. Aynen. Ha oha. Kabak. Hangi ara çıktı bu? Evet. Güzel de bir kabak ya. Şurada da var birkaç tane. Ama hepsi vermemiş değil mi? Çiçekleri var. Ama hepsi daha kabağa dönmedi. Ha, bir tane de burada. Ha, bir tane de orada. Bu da yeni çıkmış. Buradaki daha yeşil ama. Değişik bir şey. Ben şimdi çıkayım şunları bir. Buraya mı dikeceksin?
Ya üzüm aspası burada, dibi onu kırıldı. Ben aslında buraya daha böyle demirden üçlü böyle terbiye, üçlü terbiye, terbiye sistemiyle bir şey yapmak istiyorum da. Çok şey istiyorum ama bakalım ne zaman yapacağız onları. Yani daha düzgün bir şey, böyle kazıklarla falan değil. O bu baya. Evet. Şunu bir çıkartayım. Ha, ip de buna bağlı. Evet, bakalım çıkabilecek mi? Ay be. Alkoçoğlu'yum da. Aynen. Alkoçoğlu'sun. Şu suyu bana uzatabilecek misin peki? Şu kovayı, aa orada. Süper. Şöyle de vuralım. Kazıkçı voyvodu he. Aynen öyle. Şöyle sıvırabiliriz. Bu üzümler sanki gitmiş. Ya bu epey zamandır böyle kaldı. Biz Likapa'daydık ya. Şey yapamadık da ilgilenemedik bunlarla. Daha vurayım ya. Şimdi şunu da çıkartalım. Bu da çıkartmasak mı? Bu kaç yılda bu hale geldi abi? 2 yılda falan. Hızlı büyüyor burada üzüm. Nereye koyacağım? Bir tane de şuraya vurayım. Taşa denk geldik ya. Vay arkadaş. Şunu biraz daha vuracağım ya. Sanki onu tutmaz ha. Ya bunu zaten demir yapacağız da. Biraz daha tutsun. Yeter. Senelik tutsun, bundan da fermente üzüm suyu yapacağız ya. Ondan sonra sonbaharda bunlar güzel bir terbiye edelim ya. Dikiyoruz öyle kalıyor. Aa şu kabağa baksana ne güzel büyümüş. Onu gördün mü?
Bu yeşil olan mı? Yeşil olan, evet. Bu güzel büyüyecek gibi. Sever misin bal kabağı? Yok. Tamam. Kabak felisi yaparız biz bununla. O ne? Kabak felisi... kabak felisinde biliyor musun? Böyle bunu haşlıyorsun. Birazcık şekerle herhalde. Bunu anneme tam bir soralım. Sonra pekmez koyuyorsun onu. Pekmezle yiyorsun. Sonra kabak ekmeği var. Pirinçli. Kabaktan başka ne yapıyor? İşte kabak tatlısı doğal olarak. Var ya, biz kabağı çok kullanıyoruz. Siz niye her şeyin ekmeğini yapmaya çalışıyorsunuz? Bilmem. Eyvallah. Evet, öyle bir hastalığımız var. Neydi hamsili ya? Hamsi, onu diyecektim. Hamsili ekmek nedir ya? Hamsili ekmeğimizdeki adı da hamsikoli. Kedi bile yememişti oraya. Ya o hamsi tuzlayıp, aslında o lakerdadan yapılan şeyler bunlar yani, yemekler. Bilmem, yapıyoruz vallahi. Niyesini bilmiyorum. Tamam, bu okey. Şu kazığı alayım. Bitti mi? Bunlar tamam. Şimdi şu fermente likapa suyuna odaklanalım. Bu akşam onu yapayım. Bu sanitasyon sıvısı, bunu gıdacılar bilir. Bunu suyla açıp kullanacağı materyalleri temizlersin, durulamazsın ama. Oradaki bakteri oluşumunu engeller. Bu çok önemli sterilizasyon için. Şurada da malzemeler var. İşte hava kilitleri, musluklar. Bunları şimdi bidona takacağız. Hatta şöyle göstereyim sana. Bir tane contası olacak. Gösteremiyorum. Contayı alıp geliyorum. Evet. Şimdi şu bidon. Yani kova. Bunun içerisine şu contası dışarıda olacak şekilde şunu takıp sıktırıyorsun. Aslında olay bu. O conta da buradan kaçırmıyor. Yok. O conta sayesinde kaçırmıyor. Şimdi biz bu bidona da takacağız. Şuna da takacağım. Bunun bir tane de musluksuz olandan alıp şimdi durutma falan yaparken burada böyle şeffaf hortumla bunu emip diğer tarafa aktaracağız. Durutma işlemleri falan var. Bu da gıda için uyumlu bir şey. Bidon. Yani böyle içi mavi olanlar değil de özel kaplamalı bir bidon. Böyle kokusu vesairesi yok. Dışının var, içinin yok. İçinde ekstradan bir kaplaması var. Şunla da meyveleri sıkacağız. Buradan atacağız. Bir burgu sistemi var. Sıkarken gösteririm hatta. Şurada da sıkıştırıyor. Buradan suyu aşağıya tanka biriktirip şuradan aşağıdan alacağız. Şimdi bu bize biraz fazla lazım olacak. O yüzden şöyle bir 2 litre pompaya bundan biraz döküyorum. Şimdi su dolduracağım. Bu köpürecek zaten. Böyle köpük gibi basacak. Yani şimdi. Bu ne şimdi? Bu şimdi sanitasyon sıvısı. Bununla sterilize edeceğiz. Durulamayacağız ama bu durulamalı değil. Bunu şöyle püskürteceğiz her yerine. Bidonlara da. Ben şöyle yapayım. Köpürüyor, biliyor musun?
Niye durulamıyorsun? Bu sanitasyon sıvısının işini yapabilmesi için yüzeyde kalması lazım. Yani bu kimyasal, yani sağlığa zarar veren bir şey değil, madde değil. Sadece oradaki bakterileri öldürüyor. Şey. Bu durulamalı değil. Durulamalı temizleyiciler de var. Ben bunları, ama onları da temizledim zaten. Biraz daha su ekleyeyim. Şimdi o tamam. Şu kovaları da şöyle bir şuradan geçirelim. Şu musluğu da açayım. İçi de temizlensin. Evet. Ben şimdi şuraya bir tane bez sereceğim. Şöyle hafifçe içini boşaltacağım. Birazcık sızılacak. Bu yüzeyinde kalanı yeterli. Şunu içinde yapalım. Bunun başka bir de tabii kapağı var. Kapağını da gelecek. Önce bir fermente likapa suyu için şey yapmamız lazım. Açık fermentasyon yapmamız lazım.